Eşimin işten gelmesine yarım saat var. En güzel kıyafetlerimi giydim. Güzel bir sofra hazırladım. Aslında bu hazırlıklarımın sebebi yıl dönümü değil. Eşimle aramı düzeltmek. Uzun bir süredir eşimle aramız bozuk. Aramızın bozuk olmasının nedeni ne kadar uğraşsak da çocuğumuz olmuyordu. Bu nedenle aile ve çevre baskısından dolayı aramıza mesafe girmişti. Zil çaldı. Kapıyı açtım. Kocam içeri daldı. Bana sarılmaya başladı. Eşimi böyle görmeyeli uzun zaman olmuştu. Elimden tutup salona götürdü beni. Oturduk. Büyük bir heyecanla çocuğumuz olabilir dedi. Ellerimi tutup benim iş yerinden bir arkadaşla konuştum. Bir hocaya götürecek. Bu arkadaşımın da uzun süre çocukları olmayınca bu hocaya gitmişler. Kadın ikiz doğurmuş dedi. Ben de bir umut. İnşallah olur dedim. Sevindim. Ertesi gün kapıya Mehmet'in bahsettiği kadın geldi. Vakit kaybetmeden hocanın yanına gittiler. Kocamın anlattığına göre hocanın evinde şunlar yaşanmış. Hoca hoş geldin deyip oturmamızı işaret etti. Hoca kağıda bir şeyler yazdı. Muska gibi sardı. Muskayı her zaman takmamız gerektiğini eğer ilişkiden sonra hamilelik olmazsa tekrar gelmesini söylemiş. Hocanın ücretini ödeyip eve geldiler. Muskaya takalı iki hafta oldu. Bu süre zarfında defalarca ilişkiye girmiştik. Ayrıca eşimin bana olan ilgisi artmıştı. Bir gece yine ilişkiye girdik. Eşimle sırtımızı dönüp uykuya daldık. Sonra garip olaylar yaşamaya başladım. İlginç bir rüya gördüm. Demirler ardında hapishane gibi bir yerdeydim karşımda bana anne her şeyi mahvettiniz siz de mahvolacaksınız diyen birisi vardı. Kanter içinde uyanıyordum rüyadan. Yıllar geçti ama hala bu rüyayı dün gibi hatırlıyorum. Hemen her gece hep böyle garip rüyalar gördüm. Hatta bir seferinde rüyamda hamile olduğum içimdeki çocuğun vücudumu parçalayarak dışarı çıktığını görmüştüm. Sanki o acıları Birebir yaşıyorum ama uyandığımda tüm acılar yok oluyordu. Böyle bir rüyadan uyandığımda kolumda garip bir iz vardı. Korkmuştum. Mehmet'i uyandırdım. Olanları anlattım. Mehmet pek aldırış etmedi. Ertesi gün kahvaltı yaparken beni bir anda bulantı tuttu. Tuvalete gidip kustum ama bulantım hala devam ediyordu. Bulantılar devam edince doktora gittim. Doktor bana, Hamile olduğumu söyle. Resmen havalara uçuyordum. Çıkar çıkmaz eve gittim. Bunu kutlamak ve Mehmet'e sürpriz yapmak için apar topar yemek yapmaya başladım. Yemek yaparken bir anda kulağıma garip sesler gelmeye başladı. Hamilelikten diyerek aldırış etmedim. Akşam sürpriz yaptım. Kocam da sevinçten havalara uçtu. Çocuklar gibi zıpladı. İlerleyen günlerde çınlamalar Korku dolu rüyalar. Hamilelik bu kadar zor olabilir miydi? Günler böyle devam ediyordu. Yemeğimi yapmış, kocanın eve dönmesini bekliyordum. Eve geldi. Sarhoş gibi bir hali vardı. Yemeğe oturduk. Ben yemek yerken. Öylece bana bakıyordu. Gülümseyerek yemeyecek misin dedim. Ayağa kalktı. Ağır adımlarla yanıma geldi. Sıyırmış olduğum tavuk kemiklerini önümden alarak cebine doldurmaya başladı. Garip bir yüz ifadesi vardı. Benim en sevdiğim yemek. Kemik olamaz mı karıcığım dedi. Tam o anda telefon çaldı. Salona geçtim. Telefonu açtım. Arayan teyzemdi. Ağlıyordu. Teyzeme neden ağladığını sordum. Titrek bir sesle. Kocan bir iki saat önce işten dönerken trafik kazası geçirip hayatını kaybetmiş. Sana ulaşamayınca Enişteni aramışlar?" dedi. Şok olmuştum. Aklımı kaybedecektim. Mehmet öldüyse mutfaktaki kimdi? Mutfaktaki Mehmetse ölen kişi kimdi? Koşarak mutfağa gittim. Kapıdan içeri girdiğimde Mehmet köpek gibi yerden kemik yiyordu. Korkudan elim ayağım titriyordu. Yavaş yavaş koridora doğru çıktım. Olanları aklım almıyordu. Yatak odasına gidip bir süre bekledim. Elimi yüzümü yıkamak için odadan çıktım. Banyoya girdiğimde Mehmet karşımdaydı. Çırılçıplaktı. Ayakları tersti. Gözleri simsiyah. Sanırım bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda bir hastane odasında teyzem ve enişten başımdaydı. Bundan sonra sana biz bakacağız kızım. Seni hiç yalnız bırakmayacağız diyerek teselli veriyorlardı. Eşimi kaybedeli tam üç ay oldu. Teyzemlerde kalmaya başladığım günden beri korkunç rüyalar, garip sesler duymuyordum. Fakat garip şeyler oluyordu. Bende bazı tuhaf haller olmaya başladı. Eşimin ölüm haberinden sonra canım kemik çekiyordu. Hatta kendi kusmuğunu bile aşarmaya başlayan hamileler vardı. Teyzem anlayışlı ve çok iyi kalpli bir insan olduğu için bu konuda bana yardımcı oldu. Canım böyle saçma sapan şeyler çeker, sen hamilesin çocuğun için bir parça da olsa yemelisin diyordu. Eğer teyzem ve eniştem yanımda olmasaydı ben çoktan bu hayattan kopmuştum. Onlar iyi ki vardı. Bebeğimin cinsiyetini öğrenme vakti gelmişti. Doktorun talimatlarına uyarak karnımı açtım. Bebeğimin cinsiyetini çok merak ediyordum. Doktor ultrasonla baktı ve bir müddet bebeğimin cinsiyetinin gözükmediğini ilerleyen bir zamanda tekrar gelmemi söyledi. Hastaneden ayrıldık, eve döndük. Akşam yemeğini yedikten sonra teyzemlerden müsaade isteyerek odama çekilip uyumaya başladım. Gece bir anda uykumdan uyandım. Aslında uyandırıldım diyebilirim. Evin içinde bebek ağlama sesi yankılanıyordu. Ayağa kalkıp sese doğru ilerledim. Salon biraz karanlıktı. Elektrikler gitmiş olacak ki ışıklar yanmıyordu. Köşedeki tekli koltukta enişten bir bebek seviyordu. Enişteme yaklaşarak o bebek kimin diye sordum. Eniştem korkunç bir gülümsemeyle bana bakarak bu bebek ikimizin diye bağırdı. Korku ve dehşet içinde başka odalara kaçmaya çalışıyordum. Bir türlü kaçamıyordum. Tam köşeye sıkıştığım anda gözlerimi yatağımda açtım. Hepsi kabusmuş. Yorganı kafama kadar çekerek uykuma devam etmeye çalıştım. Fakat yorganı suratıma çektiğimde yorganın dışında Birilerinin beni izlediğini hissediyordum. Odadaki bazı eşyalar çok yavaş kayıyor. Dolap kapı ara sıra gıcırtıyla açılıp kapanıyordu. Sanki bir ses kulağıma, "O bebek bizim, onu alacağız. Zamanı geldi." diye fısıldıyordu. Gözyaşları içerisinde sabah ezanına kadar yorganın altında kaldım. Ezan okunduğu anda tüm bunlar sona erdi. Rahatlamıştım. Gözlerimi kapatıp uykuya daldım. Sabah kalktığımda bölgedeki en yakın cami hocasının yanına gittim. Hocanın evine gittim. Kapıyı hoca açtı. İçeri girdiğimde sanki beynimin içindeki bir tümör yok olmuş gibiydi. Hocanın karşısına oturarak tüm olanları anlattım. Hoca benden boynumdaki muskayı çıkartmamı istedi. Muskayı hocaya verdim. Hoca muskayı açıp içindeki kağıdı çıkarttı. Bu kağıdın içinde isim var sana yakınlarından biri büyü yapmış dedi. Ben de utanarak çocuğum olması için kendime büyü yaptırdığımı söyledim. Hocanın suratı düştü. Kafasını kaldırarak umarım o çocuk bir insandır dedi. Bana dualarla dolu bir muska hazırladı. Bunu tak ve bol bol dua et. Senin için yapılabilecek başka bir şey yok dedi. Deyim yerindeyse beni evden resmen kovdu. Çaresiz ve yorgun bir biçimde eve döndüm. Teyzem ve amcam yemek sofrasında beni bekliyorlardı. Oturup yemek yedikten sonra odama çekilip biraz müzik dinleyeyim dedim. O sırada teyzem içeriye bir bardakla geldi. "Bunu içersen mutlaka iyileşirsin. Biraz tadı acı ama çocuğun için iç bunu." dedi. İğrenç bir tadı vardı ama içtikten sonra kendimi rahatlamış hissettim. Yatağıma uzandım ve mükemmel bir uyku çektim. Gözlerimi açtım fakat hareket edemiyordum. Ayaklarım ve bacaklarımı kıpırdatamıyordum. Karnımda ve bacaklarımın arasında inanılmaz bir sancı vardı. Nerede olduğumu anlamaya çalışıyordum, ama bir şey göremiyorum. Etraf karanlık. Fakat bu karanlık birkaç mum ışığı aydınlatıyordu. Nerede olduğumu anlamaya çalıştım. Bir kadın suratıma tükürdü. Bu teyzemdi. Önümde, arkamda garip karanlık kişiler var teyzeme korku içinde ne olduğunu ve neden bunu yaptığını sordum. Teyzem, kindar ve nefret dolu bir tavırla yıllarca eniştenle çocuğumuz olsun istedik. Sonunda bir kızımız oldu. O adi annen kızımızı gezdirme bahanesiyle aldı. Kendini de kızımızı da öldürdü. Senin annen deliydi. İntikam yemini ettik. Şeytanla anlaşma yaptık. Annenin Kabir azabını arttırmak için Onun kızıma yaptıklarını Sana yapmak için yaptık bunları Kocan diye bildiğin kişi Aslında bizdendi Karnındaki bebeği görmek ister misin Dedi elinde iğrenç görünümlü bir yaratıkla geldi Olanları aklım almıyor Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu Hayatta güvenebileceğim Ailem dediğim iki insan Bana iğrenç şeyler yapıyor Aylarca karnımda iğrenç görünümle bir yaratık taşımışım meğer. Korkudan titriyordum. Tam o sırada biri bulunduğum odanın kapısını tekmeyle kırdı. İçeri daldı. İçeri giren kişi benim en son gittiğim hocaydı. Hoca bağırarak dualar okurken etrafımdaki o karanlık varlıklar kaçmaya başladı. Teyzemle eniştem de kaçtı. Hoca ellerimi çözdü ve beni hastaneye yetiştirdi. Olayları polise anlattı. O günden sonra tedavi görmeye başladım. Akıl hastanesinde kalıyorum. Artık ölmek istiyorum. Ama buradaki doktorlar beni anlamıyor. Gördüğüm o kabusları ve sesleri her gece görüyorum. Hem de eskisinden daha şiddetli. Bu kişi halen tedavi görmekte. Yaşananları anlatan bir yakını. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. İsmim Kerem. 36 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Bundan yıllar önceydi. 2008-2009 yıllarındaydı. Annem, anneannem ve dedemle birlikte Evka, 7 doktorlar sitesinde yaşıyorduk. O zamanlar 25-26 yaşlarındaydım. Vaktimin çoğunu arkadaşlarla mahallede takılarak, alısağı maçı yaparak ya da maçlara giderek geçiriyordum. Mahallede çok beğendiğim, görünce dizlerimin titrediği, yollarını gözlediğim bir kız vardı. İsmi Zuhal. Orta boylu, sarışın, beyaz tenli, ela gözlü, su gibi bir kızdı. O kadar güzellik. Bir defasında halı sağ maçı yaparken sahanın yanından geçmiş, herkes maçı bırakıp onun geçisini izlemişti. Her gün onun yolunu gözler olmuştu. Bazen otobüs durağında rastladığım için belki görürüm umuduyla otobüs duraklarını mesken tutmuştum çok dışarı çıkan bir kız değildi. Anneanne, anneannesini tanırdı. Bakkala markete çıkmasa ya da otobüse binmese neredeyse görmek imkansızdı. Rastladığımda selamlaşırdık. Normal, kendi halinde sevimli bir kızdı. Görseniz hiçbir tuhaf tarafı yoktu. Bir zaman sonra mahallede dedikodular dönmeye başladı. Duyduğuma göre kendine zarar veriyormuş. İnanamadım tabii ki. Son zamanlarda pek görünmüyordu. Böyle tatlı bir kızın böyle bir şey yapmış olmasına inanamazdım. Yine bir gün arkadaşlarla mahallede toplanmış sohbet ederken karşıdan Zuhal'in geçtiğini gördüm. Yine normal görünüyordu ama gözüm kolundaki sargıya takıldı. Kolu boydan boya sarılmıştı. İnanmak istemesem de söylentiler doğru olabilir mi diye aklımdan geçirmeden edemedim. Arkadaşım Ahmet Ruhali izlediğimi fark etti. Zaten kızı sevdiğimi de biliyordu. Yanıma yaklaşıp, bak kardeşim, o kızın psikolojisi iyi değil, boş ver gitsin dedi. Sinirlenmiştim. Sorunları olabilirdi ama, o iyi bir kızdı. Herkes zor zamanlar geçirebilirdi. Yüzüme astığımı görünce, uzatmadan sustu. Eve gidince, anneanneme sordum. Ruhali'nin anneannesiyle görüşmüş mü? Bu duyduklarım gerçek mi diye. Anneannem de, aynı tepkiyi verdi. Evladım, o kız iyi değil, ondan uzak dur. Bulaşma dedi. Artık iyice emin olmuştum. Zuhal'in bir sorunu vardı. Zaman geçiyor. Arada Zuhal ile rastlamaya devam ediyordum. Ne olursa olsun sevdiğim kızdı. Ondan vazgeçmeye niyetim yoktu. Ama zaman geçtikçe Zuhal iyiden iyi değişmeye başlamıştı. O tatlı sevimli kız gitmiş. Yerine agresif, Nalet bir kız gelmişti. Selam vermeye kalkanları bile sert bir şekilde tersliyordu. Zuhal bir gün aniden ortadan kayboldu. Ne mahallede, ne durakta, ne de markette görüyordum. Sonra anneannem anneannesinden öğrenmiş. Zuhal'in kendisine zarar vermesi o kadar ciddi bir boyuta ulaşmış ki sonunda psikolojik tedavi için hastaneye yatırmak zorunda kalmışlar. Ama tabii sorunu neymiş? ne olmuş hiçbir fikrim yoktu. Kısa bir süre sonra da mahallede gördüm onu. Seslendim. Duymadı ya da duymazdan geldi. Yürümüyor. Ruh gibi süzülüyordu sanki. Hani günlerce uyumazsındı. Betim benzin atar. Gözlerinin feri gider. Tıpkı o haldeydi. Bitmiş, mahvolmuş bir hali vardı. Oturdukları ev bizim top oynadığımız sahanın arka tarafında kalıyordu. Yani ister istemez bahçelerine sık sık top kaçardı. Bir gün yine topumuz onların bahçesine kaçmıştı. Tabi Zuhalide'nin evi olduğu için kimse izin vermedim. O topu almaya ben gidecektim. Zuhal'i görme umuduyla bahçeye girip topu aldım. Biraz da gürültü yaptım bilerek duyar da çıkar diye. Bir anda pencereden Zuhal fırladı. Öyle bir tepki hiç beklemiyordum. Çığlık çığlığa bağırıyor bir erkek olarak benim bile ağzıma almaya utanacağım küfürleri diyor, bana hakaretler savuruyor. Bir daha buraya girersen fena olur diye de ekledi. Ağzım açık kalmış, donmuş bir şekilde onu izlerken bir an kendimi toparladım. O sıralar durumunun ciddiyetini bilmiyordum. Kaçsa ne olur lan diye ben de ona bağırdım. Seni şikayet ederim görürsün deyip pencereyi çarpıp kapattı. Bizi seyreden arkadaşlar, Kerem, yantın oğlum. Senin belediyeye şikayet edecek herhalde deyip güldüler. Ben de onlarla birlikte güldüm ama çaktırmasam da içten içe yüreğim sızlıyordu. Sevdiğim kızdı. Tatlı, masum kız ne hale gelmişti. Aradan uzunca bir süre geçmiş, kış gelmişti. Ben bu süre zarfınca aylarca Zuhal'i hiç görmemiştim. Kendi kendime durakta oturmuş iç çekiyordum. Zuhal'e ne olduğunu, neden aylardır ortalıkta olmadığını düşünüyordum. Yine hastaneye yazsa mutlaka duyardım. Derken arkadaşım Ahmet'in sesini duydum. Uzaktan seslenerek yanıma geliyordu. O da son zamanlarda üzgün olduğumun farkındaydı. Bu durakta boş boş neden oturduğumu sormadı bile. Zaten nedenini biliyordu. Bak Kerem dedi. Bilirsin seni severim. Arkadaşın olarak tekrar söylüyorum. Unut o kızı. Birden istemsizce. Nedenmiş o neden diye bağırdım. Ahmet'ten önce ben şaşırmıştım bu tepkime. Ahmet durumu anlayış göstererek tepkime takılmadan devam etti. Dedemi biliyorsun. Acıdır. Dua eder. Muska falan yazar isteyenleri. Zuhal'in annesi dedeme bir şeyler anlatmış. Sen beni dinle dedi. Ne kadar sorarsam sorayım. Ne olduğunu bir türlü söylemedi. İyice sinirlenmiştim. Bir hırsla kalkıp gittim. Madem bir şeyler dönüyordu bana neden anlatmıyordu. Kafamda sorunlar deli gibi dolanıp dururken arkadaşları gördüm. Halı sahaya maça gidiyorlardı. Beni de çağırdılar. Biraz kafa dağıtmak, biraz da kendime gelmek için kabul ettim. Çok sıkılmıştım. Biraz olsun huzura ihtiyacım vardı. Yine maç var sırasında bu sefer istemeden topumuz Zuhallerin bahçesine kaçtı. Gitmeye çekinsem de topu almaya ben gittim. Topu alacakken neden yaptım bilmiyorum ama Topu ışımla bir tekme geçirdim. Balkon demirlerine geldi. Yüksek bir sesle demirler zangırdadı. Tamam dedim. Şimdi yandık. Zuhal aniden balkona fırladı. Ve seni kocama söyledim. Bittin sen diye avaza çıktığı kadar bağırdı. Bu söylediğine çok şaşırmıştım. Çünkü sevdiğim kızın değil kocası, sevgilisi bile yoktu. Bildiğim kadarıyla tabii. Ben de selamımı da söyle dedim. Ahmet bahçe dışından bizi izliyordu. Ne ara geldiğini bilmiyorum ama dediğimi duymuş olacak. Gel abi seninle konuşalım dedi. Biraz yürüdük. Ahmet uzun uzun düşündükten sonra sonunda lafa girdi. Bak geçen söylemek istemedim. Çünkü çok üzüleceğini biliyordum. Ama başına bir şey gelsin de istemem. O yüzden beni iyi dinle. Zuhal'in annesinin dedeme geldiğinde ve yardım aldığından bahsetmiştim. Dedemin anlattığına göre Zuhal'e musallat olmuşlar. Zuhal'in annesine söylediğine göre bir cinle evliymiş. Hatta yakında bir bebeğim olacak bile demiş. Oğlum anladık. Kızın sorunları var. Uzak durmamı istiyorsun ama. Biraz daha sağlam sallasaydın bari dedi. Ama Ahmet ciddiyetini hiç bozmuyordu. Benden söylemesi. Ben seni uyardım dedi. Ve yanımdan ayrıldı. Akşam tüm vaktimi balkonda Zuhal'in e zor da olsa görünen evlerine bakarak geçirdim. Onu düşünüyordum neden birden böyle birine dönüştüğünü, o eski, o sevecen, o cana yakın, sempatik halleri gözümünü önüne getirip efkarlanıyordum. Düşünmekten yorgun düşmüştüm. Bitkin bir şekilde yatağıma uzanıp uykuya daldım. Bir ara bacaklarımın karıncalanmasıyla uykumdan sıçradım. Hareket edemiyordum. Tüm vücudum kilitlenmişti. Bağırmaya çalışıyordum. Ağzımı bile açamıyordum. Derken gözüm karanlıkta Odanın içinde süzlen bir şeye takıldı. Tam göremiyordum ama odanın içinde siyah bir karartı geziyordu. Bana gittikçe yaklaşıyordu. Hissedebiliyordum. O kadar korkuyordum ki kalbim sıkışıyordu. Öleceğimi sandığım anda gözlerimi açtım. Uyanmıştım. O kadar etkilenmiştim ki. Tüm gece sakinleşemedim ve o gece bir daha uyuyamadım. Her gün gittikçe karabasanlar artıyordu odamda dolaşan karaltı peşimi bırakmıyordu. Artık uykusuzluktan bitap düşmüştü. Ahmet'in anlattıklarının etkisi ve yaşadıklarımdan sonra sinirlerim iyice gerilmişti. Bu olanları Zuhal'e bağlayıp bir ışımla evlerine koşup balkonun önünde ağzım çıktığınca bağırmaya başladım. Bu yaptığım en büyük hataydı. Perde aralandı ve Zuhal'i gördüm. Bu eski sevecen tatlı Zuhal'di. Bana tatlı bir şekilde gülümsedi ve perdeyi kapattı. Bu davranışımı mahallenin yaşlılarına biri görmüştü. Beni kenara çekip uyardı. Bak Evladım yapma, başına bela alacaksın. O kız Tekin değil. Uzun gerçekten de musallat olmuşlardı. Ben Üste Dedikçe bana da saldırıyorlardı. O gece yatma zamanı gelince yatağıma girip dua etti. Çünkü korkuyordum. Uykuya daldığımda yine o korkunç hisle uyandım. Üzerimde öyle bir ağırlık vardı ki değil hareket etmek, bağırmak, nefes almakta bile zorlanıyordu. Yatakta debelenirken gözlerim ayak ucumdaydı. Yine o karanlık süleyet ayak ucumda duruyordu. Ama bu sefer daha seçilebilir bir şekildeydi. Gözlerimi açabildiğim kadar açıp korka korka daha dikkatli baktım. Annem de o ama aynı zamanda da değildi annemin kılığına girmişti. Bir türlü uyanamıyordum. Kımıldayamıyordum. Bu sefer kurtulmamı istemiyordu o şey. Ölmemi istiyordu. Sanki saatlerce mücadele etmiş gibiydim. Kendime geldiğimde yastığım, yatağım, üstüm başım her yerim ter içindeydi. Ciğerim patlayacakmış gibi nefes alıyordum. Sanki uzun zamandır nefes almamışım gibi. Gözyaşlarına boğulmuştum. O kız neredeydi? Ne yapmışlardı ona? Sevdiğimi benden almışlardı. Yerine başka bir şey koymuşlardı. Artık hiç huzurum yoktu. Kendi halimde yaşamaya başlamıştım ama bu musallat bir türlü yakamı bırakmıyordu. Tüm bu olanlar yetmezmiş gibi bir de üstüme iftira atılması tuz biber olmuştu. Sitedeki bazı evlere hırsız girmişti. Birisi evlerden birinden çıkarken beni gördüğünü söylemişti. Gecenin bir yarısı polis kapıya dayanıp beni karakola götürmüştü. Şok içindeydim. İftira atıldığına mı yanayım, rezil olduğuma mı yanayım? Yoksa sabaha kadar nezarette kaldığıma mı yanayım, bilememiştim. Polis parmak izimi ve ifademi alıp beni serbest bırakmıştı. O kadar sinirliydim ki, bu kadar fazlaydı. Eve kafandım. Dışarıya çıkmıyor, gelecek parmak izi sonuçlarını bekliyordum. Bunlara Zuhal'e sebep olduğunu biliyordum. Tıpkı dediği gibi, benimle uğraşıyordu. Bu olanlar beni o kadar etkilemişti ki. Ne yemek yiyordum, ne uyuyabiliyordum. Ayakta eriyip gider olmuştum. Bir gün odamda oturmuş radyo dinlerken telefon çaldı. Arayan annemdi. Müjdeli haberi verdi. Parmak izi sonuçları. Negatif çıkmıştı. Suçsuzluğum kanıtlanmıştı. Bir anda üzerimdeki tüm kara bulutlar dağılmıştı. Üstümden koca bir yük kalkmıştı. O an verdiğim mutluluk ve rahatlama hissiyle son hasamı yaptım. Koşa koşa Zuhal'in balkonunun önüne gittim. Ne oldu? Yine mi olmadı diye bağırıyordum. Bir insan eceline ancak bu kadar susardı sanırım. Bu sefer balkona çıkan olmadı. Zuhal'i görmedim. Ve zafer edasıyla kasala kasıla evime gittim. Aradan aylar geçmişti. Ne karabasan yaşamıştım ne de rahatsız olacak bir şeyler olmuştu. Artık bittiğini, kurtulduğumu, kazandığımı düşünmüştüm. Ama yanılmıştım. En büyük saldırısına hazırlanıyormuş. O gün başka bir semtte oturan arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Mahalleden arkadaşlarla halı sahada maç yapmayı planlamıştım. Oraya yetişmek için acele ediyordum. Ama ne yazık ki asla yetişemedim. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken son gördüğüm bana doğru hızla gelen bir otobüs olmuştu. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Kaç gün baygın kaldım bilmiyorum. İki hafta hastanede yattım ve hala sağ bacağımda bunun izini taşıyorum. Annemler ayaklanıp yürümeye başladığımda dedemin hastalığında fırsat bilip o mahalleden taşınma kararı aldılar. Kaçar gibi apar topar hazırlanmaya başlamıştı annem. Arkadaşlarımla vedalaşmak için sözleştik ve toplandık. Yıllarım bu mahallede geçmişti. Yaşanan onca şeye rağmen içim buruktu. Arkadaşlarla vedalaştık. Çok üzülmüştüm. Eve doğru yürümeye başladım. Biraz kafam dağılsın diye yolu uzatıyordum. Ve o gün son kez Zuhal'e rastladım. Durakta oturmuştu. Kendi başına. Yanına gitmeye korkuyordum. Bir yandan arkamı dönüp kaçarcasına oradan uzaklaşmak istiyordum. Bir yandan da hala onu görme isteğini engel olamıyordum. Kendi içimde bu mücadeleyi verirken farkına bile varmadan yanına varmıştım. Sessizce ona bakıyordum. Kerem, bu iş burada bitmedi dedi. Hiçbir şey diyemedim. Cevap veremedim. Sadece içimi kaplayan tedirginlik ve hafif bir buruklukla oradan ayrıldım. Aradan 10 sene geçti. Şunu kesin olarak söyleyebilirim. O günden sonra kısmetim kesin olarak kapandı. Sevdiğim hiçbir kızla yüzüm gülmedi. Hiç evlenemedim. Ara sırada olsa karabasanlarım devam ediyor. O karanlık silüetler yıllar sonra bile hala ziyaretime geliyor. Geçenlerde, yıllar sonra mahalleye gittim. Ahmet'e ziyareti dayanamadım ve onların evinin önünden geçtim. Ev boştu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben üniversiteyi kısandığımda, annemle beraber şehirde değiştirdik Benimle beraber... Onlar da taşındı. Tuttuğumuz ev müstakil bir evdi. Küçük bir bahçesi vardı. Odaları da küçüktü. Yerleştik. Alışma süreci derken bir hafta sonra garip garip olaylar başladı. Öncelikle ben kabus görmeye başladım. Kabus görüyordum. Uyanıyordum ama hala uykudaymışım gibi kıpırdayamıyordum. Hareket edemiyordum ve sesim çıkmıyordu. Bunlar bir iki derken artmaya başladı. Anneme söyledim. Odama bir Kur'an koydu. Seni korur dedi. Karabasan olayı azaldı. Hatta bir süre hiç olmadı. Bu seferdi. farklı şeyler olmaya başladı. Bir akşam banyo yaptım. Odama girdim. Odamda saçlarımı tarıyordum. Benim odamda büyük bir boy aynası var. Onun önündeydim. Saçlarımı sarayıp anneme ördürecektim. Taradım. Sonra anneme seslendim. Annem içeri girdi. Yatakta oturuyordum. Yatağın arka tarafına oturdu. Saçlarımı örmeye başladı. Ben de aynadan izliyordum. Sonra dikkatle bakınca annemin yüzünün değiştiğini fark ettim. Gözlerimi ovuşturdum önce. Yanlış mı görüyorum diye. Sonra baktım düzeldi. Annem normaldi. Bana öyle geldi herhalde diye hiç ses etmedim. Saçlarımı örmeye devam ettim. Ancak baktım, böyle bir örme şekli yok. Düğüm yapıp saçlarımı bağlıyor birbirine. İp bağlar gibi. Anne, ne yapıyorsun sen dedim. Hala aynadan bakıyorum. O an suratı aşırı korkunç bir şekil aldı. Çığlık çığlığa odadan kaçtım. Salona girdim. Burada da ikinci şoku yaşadım. Çünkü annemle babam salonda oturuyordu. Ne oldu dedi annem. Anlattım olanları. Saçıma bak. Gerçekten düğüm olmuş. Öyle bir düğüm olmuş ki açamadı. Makasla kesti. Ben ağlıyordum. Bizimkiler de çok korktu. Annem dua okuyor okuyor kesti saçımı. Ben o odada yatmam artık anne dedim. Salonda uyurum. Tamam dedi. Salona bir yatak serdi. Hepimiz korktuk ama sadece ben değil yani. Gece iki 3 civar. Ben hala uyuyamıyordum. Olanları düşünüyordum. Ve düşündükçe de daha çok korkuyordum. O sırada odanın lambası yanıp söndü. Korkudan yorganın altına girdim. Anneme sesleneceğim ama sesimi çıkarmaya bile korkuyordum. Bir nefes sesi geldi. Erkek sesi gibiydi ama böyle hırıltılı bir ses. İyice yaklaştı. Ölecektim korkudan. İçimden dua okumaya başladım. Ben dua okuyunca o ses gitti. Ben de bir cesaretle annelerin odasına koştum ve odaya daldım. Sonra annemle babam korkarak uyandılar. Ben çok korkuyorum dedim. Işığı açtılar, kalktılar. Beni sakinleştirmeye çalıştılar. Dua okuduk. Sabaha kadar uyuyamadık hiçbirimiz. Güneş doğmaya başlayınca rahatladım ve uyudum. Uyandığımda öğlen olmuştu. Sonraki günler dua okumadan uyuyamadım. Bir günde annemle babam evden çıkmışlardı. Ben yalnızdım ders çalışıyordum. Benim masam camın önünde. Yani camdan dışarıyı görüyordum otururken. Müstakil ev olduğu için de gelen geçen rahatlıkla gözüküyordu. Bir ara kafamı kaldırdım. Annemin geçtiğini gördüm. Hemen kalktım kapıyı açmak için. Ama kapıya vuran olmadı. Açtım kapıyı. Sağa sola baktım. Annem falan yok. Tekrar oturdum masaya. Ders çalışmaya devam ettim. Az sonra yine annemi gördüm. O kadar eminim ki onu gördüğüme. Tekrar kalktım. Açtım. Yine kimse yok. Bu sefer korktum iyice. Dışarı çıktım. Dışarıda oturdum. Evde korkuyordum çünkü. Kafamı masaya koydum. Annemlerin gelmesini bekledim. İçim geçmiş. Uyuklamışım bahçede. Sonra birisinin omzuma dokunmasıyla uyandım. Baktım annem. İçim rahatladı. Nerede kaldın dedim. Geldim işte dedi. Kapıyı açtım. Girdik içeri. Hemen yatak odasına girdi. Üstünü falan değiştiriyor herhalde dedim. Bir saat oldu çıkmadı odadan. Anne diye kapıyı tıklattım. Geliyorum kızım dedi. Tamam dedim. Mutfağa geçip bir çay koydum ben de. O sırada kapı çaldı. Babam diye düşündüm ama annemdi. Şaşkınca kala kaldım. Ne oldu kızım dedi. Hemen içeri yatak odasına koştum. Açtım kapıyı. İçeride kimse yok. Yine bağıra bağıra ağlamaya başladım. Anlattım annemi. Dua ediyoruz. Namaz kılıyoruz ama içimdeki korku bir türlü bitmiyor. Son olarak olayların patladığı gün ise şöyle oldu. Sabah namazı için annem beni uyandırmaya gelmişti. Sonra kalktım. Abdest aldım. Hep beraber namaza durduk. Babam en önde. Biz de annemle arkasındayız. Selam vereceğim anda yana doğru döndüm ve yan tarafımda Babamı gördüm. Öteki tarafa selam vermeye döndüm. Orada da babamı gördüm ve çığlık attım. Kriz geçirdim resmen. Sonra da bayılmışım. Bizimkiler bir hoca bulalım dediler. Durumum kötüydü gerçekten. Ve bunlar sadece bana oluyordu. Annemle babam hiçbir şey yaşamıyordu. Ya da ben korkmayayım diye bana anlatmıyorlardı. Neyse bir hoca buldular. Eve geldi. Baktı okudu beni. İmkanınız varsa bu evden hemen çıkın dedi. Niye dedik? Bu evde bizden önce bakımcı oturmuş. Yani büyücü gibi bir şey. Kadının cinleri bu evde hala yaşıyormuş. Burayı sahiplenmişler. Buradan gitme imkanınız varsa gidin. Ben cinleri gönderirim ama bu uzun sürer. Bu sürede de burada kaldığınız için daha çok kinlenirler dedi. Son olarak bize koruma muskası yap. Biz de kısa sürede oradan taşındık. Bir daha da böyle olaylar yaşamadık. Hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yaşanmış bir olay. Ben Çiğdem. Şu an 36 yaşındayım. Bu yaşadıklarım 7 sene önce oldu. Yeni evliydim. Evi tuttuktan bir hafta sonra garip sesler duymaya başladım. Sesler kulağımın dibimde. Nefes almaları döndü. Oturma odasına Kur'an koymuştum. Orada otururken huzur vardı. Yatak odama geçmeye korkuyordum. Eşim olmadan odaya girip yatağa girdikten sonra bir kadın çığlığı duymaya başladım. Bu üç ay sürdü. Bir gece eşim şantiyede kaldı. Ben evde yalnızdım. Odaya girdim. Yatağa yattım. Tam uykuya dalacağım sırada biri boğazımı sıkmaya başladı. Bağırmaya, kalkmaya çalıştım. Sanki biri kollarımı bağlamıştı. Hareket edemedim. Aklıma dua okumak geldi. Tam okumaya başladım. İçimden tekrar o çığlıkları duydum. Ve boynumdaki el boynumdan kalktı. Kollarında serbest kaldı. Ön taraftaki odaya kaçtım. Kur'an'da kucağında. Öyle yattım. Kapıya geldi. İçeri giremedi. Bana gel bir şey yapmayacağım. Bırak elindekini. Gel konuşalım. Sana zarar vermem ben dedi. Benim boylarımda genç bir kadın. Fakat sesi çok kalın ve derinden geliyordu. Ben korkudan gitmedim. Tabii ki başladım. Felak ve Nas okumaya. Okuma diye bağırıp çığlık attı. Yatak odasına doğru kaçtı. Annemin bir arkadaşı var. Çok eski bir arkadaşı. Ertesi gün onu aradım. O bu konulardan anlıyor. Anlatsam. Bana birkaç gün bekle. Bakalım ne olacak. Belki yalnız kalınca korkudan beynin oyun oynamıştır dedi. Bir hafta kadar ne ses duydum ne de birini gördüm. 28 Kasım aklımdan hiç çıkmıyor. Tarih 2010'da. Gece saat 4 gibi yatakta ağrı hissettim ve ürperdim. Eşim yanımda uyuyordu. Soluma döndüm. O kadınla göz göze geldim. Bağırmak istedim. Sesim çıkmadı. Eşimden yardım istemeye çalıştım. Olmadı. Kadın beni kaldırıp kapıya doğru fırlattı. Yere düştüm. Eşim hiçbir şey duymadı. Galiba hiç kalkmadı. Antre'de yine üstüme yürüdü. Bana bu evin onun olduğunu, beni öldürüp eşimi kendi iş yapacağını söyledi. Hemen içimden besmele çektim. Bana kızdı. Nas okumaya başladım. Dışımdan sesim çıkmıyordu. Zor okuyordum. O boşlukta oturma odasına geçtim. Kur'an'ı aldım. Ben Kur'an ile üstüne gitmeye başladım. Arka kaçtı. Sabaha kadar ön odada korkudan hep Kur'an okudum. Teyzemi aradım. Sabah eşim işe gittikten sonra olanları anlattım. Tamam kızım ben akşamüstü sana gelirim. Biriyle görüşmeye gitmem gerek dedi. Kamile teyzenin yanına gitmiş. Olanları ona anlatmış. Akşam teyzem geldi. Çiğdem kızım bu ev uzun süre boş kalmış ve sahiplenilmiş dedi. O kişiden kurtulmak için ancak yanında iğne taşıyıp sana saldırdığı zaman saplaman gerek dedi üstünde hep toplu iğne tut dedi. Tamam dedim. Bana resmen kadını tarif etti. Ağzım açık kaldı. Üç gün üç gece üstünde iğne bekledim. Gelmedi. Dördüncü gece saat 11-12 gibi geldi. Eşim erkenden yatmıştı. Uyatınca ses olmasın diye ben de yatmıştım. Yatağa girdim. Tam kaç dakika sonra bilmiyorum ama geldiğini hissettim. Yatakta yanımdaydı. Ben ona dönünce bana saldırdı. Boğazıma basıp üstüme çıktı. Cenab-ı resmen tepiniyoruz yatakta. Eşim birdir hem uyanmadı, tepki vermedi. Adam ölü gibi yatıyor. Artık gerçekten direncim kesilmeye başlamışken iğne geldi aklıma. İçimden besmele çekip eline batırdım. Feryat etmeye başladı. Bana yalvarıyor çıkart diye. İğneyi ben çıkarmadan asla benim sözümden çıkamazmış bana öyle söylediler. Eğer çıkartırsam beni öldürürmüş. Ona evi terk etmesini, bana ve haneme eşime yanaşmamasını söyledim. Bunun üzerine ayetel kürsüyü okuyup onun gitmesini sağladım. Sanki evdeki o ağırlık, sıkıntı bir anda kalktı gitti. Zor kurtuldum. Allah kimseye yaşatmasın.